İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bizleri Fıtrat TV YouTube kanalından izleyen ve 102.6 Radyo Fıtrat Radyomuzdan dinleyen tüm dostlarımıza iyi günler. Profesör Doktor Servet Bayındır Hocam ile beraber hazırlayıp sunduğumuz Doğal Ekonomi programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Hocam geçen hafta girişim sermayelerini aslında ikinci kere aynı konuyu ele aldık ama bence daha 12 kere daha alsak tabii, çok tabii. Her seferinde hem yeni bir şey ortaya çıkıyor biz okudukça çalıştıkça hem de çok uygun bir sistem. Epey bir bahsettik ama eğer uygun görürseniz şöyle bir biz birazcık modern uygulamalardan, vergi avantajlarından, sistemin nasıl yürüdüğünden bahsettik ama zamanımızı da biraz aşınca fıkhi evet. açıdan değerlendirme evet. imkanı bulamadık. Eğer uygun görürseniz ondan başlayalım bir kısaca. Arkasından da zaten prensip olarak birbirine çok benzeyen, anlattığımız zaman da seyircilerimiz görecek. Fakat bu reel sektörü destekleme amaçlı bir fonlama sistemiydi. Bir de gayrimenkul sektörünü evet. Destekleme amaçlı fonlama veya gayrimenkul evet. sahibi olma amaçlı olan. Yahut da bu alanda fon değerlendirmek isteyenler açısından. Evet. Yine uygun bir seçenek olan gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul sertifikaları evet. isimler daha da çoğalabilir. Bunlar hakkında konuşuruz ama isterseniz geçen haftaki eksiğimizi bir tamamlayalım. Yani zamansızlıktan dolayı eksik kalan kısmı. Fıkhi olarak girişim sermayelerini konuştuğumuz şekliyle evet. nasıl evet. görüyoruz? Ne diyoruz, nasıl düşünüyoruz? Evet. Şimdi biz ne diyoruz? Baştan beri bütün programlarımızda diyoruz ki İslam'da veya bütün dinlerde, hatta bütün kültürlerde faizle birine kredi verme yahut da faizle kredi alma, yani borcun kazanç aracı haline getirilmesi, kullanılması yöntemi yasaklanmıştır. Peki elinde sermayesi olup da parası olup da bu parayı işletmek isteyenler, peki hangi alternatifi sunuyorsunuz? Yahut da elinde bir projesi olup da bu projeyi daha da veya sıfırdan geliştirmek isteyen yahut da belli bir rayında yürürken bunu daha da büyütmek isteyen, geliştirmek isteyenlere peki faizli finansman dışında başka nereden bu insan para bulsun? Nasıl, ne teklif ediyor sizin düşünceniz, sizin savunduğunuz sistem diye haklı olarak böyle bir soru akla gelebiliyor ve soruluyor da. İşte bunun üzerine demiştik ki klasik dönemde bu tavsiye edilen yöntemler mudaraba, müşareke, işte müzaraha, müsakat gibi yöntemlerdi. Yani bunlar hepsi Arapçası konuştuğumuz kavramların. Fakat bunların günümüze uyarlanmış haline geldiğimizde kısacası emek ve sermaye ortaklığı yahut da sermaye ortaklığı. Müşareke ve müşareke olarak. Evet, müşareke her iki tarafta belli bir miktar sermaye koyarak işte hayatını, projesini hayata geçiriyor. Mudarabada ise emek sermaye ortaklığı. Bir taraf sermayeyi koyuyor, bir taraf emeği koyuyor ve düşünülen proje hayata geçirilmiş oluyor. Dolayısıyla projesi olup da sermaye ihtiyacı olan bu yolda sermaye elde edebiliyor. Veyahut da tersinden sermayesi olup da kendisi işletemeyen, değerlendiremeyen, bu imkanı olmayan, bilgisi olmayan insan da bu sermayesini bu yolla yatırıma yönlendirmiş ve inşallah işler iyi gidince de kar etmiş oluyor. İşte bu yöntemlerin günümüzde hele özellikle internet, bilgisayar yazılımı, işte bu kripto algoritma sistemlerinin gelişmesiyle birlikte artık günümüzde en yaygınlaşan yöntemlerden birisi işte girişim sermayesi, bir diğeri işte kitlesel fonlama yöntemleri demiştik geçen hafta. Dolayısıyla işte girişim sermayesi de tam bizim bildiğimiz mudarabanın yahut da müşarekenin günümüze uyarlanmış hali. Yahut da günümüzdeki uygulanan bu yöntemler aslında klasik dönemde teoride anlatılan mudarabayla müşarekeyle teorik bakımdan %100 uyuşuyor. Geçen hafta tabi uzun uzun bunu konuştuk. Nasıl oluyor, neler yapılıyor. Ona tekrar ayrıntıya girmeye gerek yok.
Ama fıkhi açıdan şöyle söylersek, peki bu girişim sermayelerinin fıkhi zemini nedir? Şimdi girişim sermayesinde, bugünkü dünyadaki uygulamada, bir, kuluçka aşamasındaki bir projenin finansmanı durumu söz konusu olabiliyor. İki, erken veya ileri aşamadaki, orta seviyedeki bir şirketin efendim finanse edilmesi söz konusu olabiliyor. Yahut da çok ileri aşamada ama bir şekilde ayrılmak isteyen, hisselerini başkasına devretmek isteyen, diğer ortağa devretmek isteyen şirketlerde bu fon sistemi gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla biz kuluçka aşamasındaki bir finansman yöntemini, girişim sermayesini dikkate alırsak şöyle oluyordu. Bir tarafta bir şirket var, bir oluşum var. Bu oluşum finansal anlamda uzman. Bunlar insanlardan, elinde fazla fonu olanlardan fonları topluyor ki ne demiştik siz geçen hafta okumuştunuz bir alıntıdan. Dünyada şu anda 4 trilyon dolara yakın böyle bir para ver demiştiniz. 2 trilyon dolar sadece bu sene birikmiş. Birikmiş. Ve 2020'de yatırım yapmak için evet, bekleyen. Evet. Yani çünkü periyotları var. Evet. 2020'de yatırım yapmak. Ama bu demek değil ki dünyada 2 trilyon dolarlık bu fonu. Tabii daha da var. Evet, yani. Daha da fazla vardır. Yani böyle bu tür yöntemlerle ortaya çıkan projeleri finanse etmek üzere niyetlenmiş, irade beyanında bulunmuş bu tür fonlar var. İşte bir, bu fonları gidip bulup onlarla görüşüp onlara muhtemel projeyi anlatan, tanıtan, pazarlayan ve eğer onlar da ikna olursa onlardan bu parayı bulup bu ilgili projelere yatırım yapmak üzere ortaya çıkmış bir şirket var. Biz buna girişim sermayesi fonu diyoruz. Bir tarafta da İşte güzel diyelim ki yeni bir fikri var, yeni bir projesi var. Eğer bu projeye keşke biraz para bulsam, bir sermaye bulsam, bu projeye biraz yatırım yapsam, geliştirebilsem, bu çok tutulacak düşüncesinde olanlar var ki şu anda dünyadaki bizim bugün dünyanın en önde gelen teknoloji firmaları, bilgisayar firmaları, elektronik firmalarının hemen hemen %99'u bu yolla finanse edilmişlerdir. Bu yolla büyümüşlerdir. Dolayısıyla böyle bir projesi olan var. Bu projesi olan ne diyor? İşte formülünü bulmuş, bütün altyapısını oluşturmuş, bütün teorilerini, fizibilite raporlarını oluşturmuş. Ama ah diyor, keşke şu an için düşünürse bir 50 milyonum olsa. Ne yapıyor? Girişim sermayesine gidiyor. Girişim sermayesi fonuna gidiyor. Girişim sermayesi fonuna diyor ki, bana işte şöyle bir projem var. Bu 50 milyonu ver, bu 50 milyonla bunu projeyi hayata geçirelim. Şu anda bunun hisseleri 1 liraysa, işte efendim bu proje hayata geçince örneğin 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sonra 1 lira belki 100 lira olacak bir hissesi. Ha işte burada fıkhi durum gündeme geliyor. Burada 3 taraf var az önce söylediğimiz gibi. 1, bu fonları organize eden, gidip bulan, toplayan, organize eden bir girişim sermayesi fonu dediğimiz bir kuruluş var. Bu da şirket diyelim. Böyle bir kuruluş var. İki, bu fonları sağlayan fon sahipleri var. Buraya yatırım yapanlar var. Üç, bu fonların yatırıldığı teknoloji firması diyelim. Bir firma var. Şimdi bu fon, bu girişim sermayesi fonunu organize eden bu fon, girişim sermayedarları açısından bir vekil pozisyonunda. Onlar adına onların parasını işleten, değerlendiren ve dolayısıyla bunun sonucunda da belli bir prim alan bir yatırım ortaklığı veyahut da yatırım fonu. Yani vekaleten bu işleri yapıyor para sahipleri adına. Ya bu şuna benziyor. Yani bugün diyelim ki herhangi bir bankada gidiyor birisi vatandaş hesap açıyor. O bankadaki bir o müşteri hizmetlerinden sorumlu olan bir personelle de iyice tanışıyor. Diyor ki bak. İşte efendim fiyatlar şöyle olursa bana bildir, şöyle olursa benim paramı şuna da çevir, dolara çevir, euroya çevir, hisse senedi al. Aslında o bankadaki bu müşteri hizmetlerinden sorumlu personel aslında bu vatandaşın vekili sıfatıyla bu işlemleri yapıyor. Her ne kadar oraya banka görevlendirmişse de banka görevlendirmiş, bankanın personeli ama dolayısıyla banka bu vatandaşın nasıl ki vekili sıfatıyla o işleri yapıyorsa aynı şekilde burada
bu girişim sermayesi fonu sermayedarlar adına onların fonlarını dürüst, basiretli tüccar, işte inançlı mülkiyet deniyor bugün. Yani bizim fıkıhtaki vekalet hukuku zemininde derleyen, toplayan, yatırımları yönlendiren pozisyonda. Dolayısıyla sermayedarlarla bu girişim sermayesi fonu arasındaki hukuki, fıkhi, iktisadi ilişki vekalet. Ha, fıkhi açıdan problem var mı? Yok. Eğer bu vekaleti, bu paraları meşru yollarla, meşru yöntemlerle değerlendirirse, bir yanlış, hile, hurda bir şey yapmışsa hiçbir mahsuru yok. Şu ayrımı yapmak lazım o zaman. Bir örnek vermiştik. Hani biz bugün bakkala gittiğimiz zaman, bakkaldan bir ekmek alıp paramızı verdiğimiz zaman artık o dakikadan itibaren bakkalın ne iş yaptığı bizi ilgilendirmiyor demiştik. Ama buradaki durum farklı. Çünkü orada bir ticaret yaptık. Evet. Biz verdik. Başka mal aldık. Mülkiyetleri ilişkimiz değişti. Evet. Ama burada öyle değil. Burada parayı yatırdığımız zaman o vekil ama onun ne yaptığı bizi ilgilendiriyor. Bizimiz adına çünkü. Bizim adımıza evet. Bu parayı değerlendir diyoruz. Ona vekalet veriyoruz. Kendim parayı değerlendirseydim hangi hukuki, iktisadi, dini, fıkhi sorumluluklara sahip olacak isem vekilim de aynı anlamda. Vekilim yaptığından aynı şekilde sorumluyum. Dolayısıyla burada dediğimiz gibi sermayedarlarla girişim sermayesi fonu arasında hukuki ilişki vekalet. Peki bu girişim sermayesi fonu bu teknoloji firmasına parayı yatırırken nasıl bir hukuki zemin ortaya çıkıyor? Burada paranın yatırılış tarzına, bu taraflar arasındaki sözleşmeye göre hukuki zemin, iktisadi zemin, dolayısıyla fıkhi zemin değişebilir. Örneğin, bu projenin 100 birimlik bir sermayeye ihtiyacı var. Tamam, bu projenin sahipleri çok zeki, çok akıllı, formülünü, her şeyini bulmuşlar, her şey hazır. Ama ortada hiçbir parasal anlamda bir sermayelik bir şey yok. Bu fonun, bu projenin tüm sermayesini eğer bizim girişim sermayesi yatırır, bu fon sahipleri de sadece bu parayla kendi bilgilerini, becerilerini kullanarak bu işi hayata geçirirlerse, bu işte bizim fıkıhtaki mudaraba dediğimiz sistem söz konusu olur. Tam mudaraba olur. Yani evet, bir tarafta sermaye, bir tarafta emek. Girişim sermayesi fonu sermayeyi koyuyor. Proje sahipleri de emeğini, bilgisini, becerisini, teşebbüs ruhunu ortaya koyuyor. Uzmanlığını ortaya koyuyor. Ve sonuçta ne oluyor peki? Bu projenin ortağı oluyorlar. Bu projenin ortağı oluyorlar. Dolayısıyla parayı koyarken tamam bu 100 birimlik diyelim bir proje. 100 birim hisseye ayırıyorlar bu projeyi. Örneğin artık pazarlığa bağlı. Diyelim girişim sermayesi fonu diyor ki bunun %60'ı benimdir, %40'ı sizindir. 5 yıl sonra örneğin bunu nakde çevirdiğimiz zaman ister siz alın, ister piyasada başkasına satalım. O günkü hisselerimiz yüzde kaçsa ben %60'ımı satar, o günkü piyasa değerinden çıkarım. Dolayısıyla burada böyle bir zeminde kurulursa buna bildiğimiz tam mudaraba olur. Ondan dolayı biz geçen hafta çağdaş mudarabanın günümüz uygulaması diye adlandırmıştık. Ama yok, proje sahibinin örneğin projesi var. Bir diyelim ki 50 milyonluk da buna yatırım da yapmış. İşte bir takım edevat, ekipman, yazılım, bir takım işlemler var, elemanları oluşturmuş. Ama eğer bir 100 milyonun daha olsa ben bununla daha büyük yatırımlar yapacağım, yapabilirim, geliştirebilirim düşüncesinde olduğunu varsayalım. Ve bu da geldi yine girişim sermayesi fonundan. Bu şekilde bir sermaye yatırımı talebinde bulundu. Bu zaman ne olur? Bunun 50 milyonluk sermayesi var. Varsayalım ki girişim sermayesi fonu da burada 50 milyon versin. 50 milyon koydu. O zaman sermayeler bakımından ikisi eşit oldular. Burada sermaye ortaklığı oldu mu müşareke. İkisi de sermaye ortaklığı. Ha, diğer açıdan bizim eğer bu girişim sermayesi fonunun mühendisleri diyelim, yöneticileri biz ama bu şeyi şirketin biz bu şirketi işte çalıştıracağız ilerleteceğiz çünkü bu işin uzmanı biziz diyor da sadece kendileri bu işi yürüteceklerse ki genelde öyle olur. O zaman ne olur? Kendi bu işletmeleri, yürütmeleri, teşebbüs kabiliyetleri, uzmanlıkları vesaire açısından mudarip olurlar. Diğer açıdan da müşareke olmuş olur. Dolayısıyla müşareke ve mudarabenin hibrit
hibrit birbirine karıştırılmış halinden ibaret bir ortaklık türü söz konusu olabilir. Evet. Sonuç itibariyle girişim sermayeleri, ha burada şu var, ne dedik az önce, helal yollarla bu paranın değerlendirilmesi lazım. İşte girişim sermayesi fonu topladığı fonları helal nitelikli projelere yatırım yaparsa, işte teknoloji dedik, işte sanayi dedik, tarım olabilir, gayrimenkul olabilir, artık her neyse gıda olabilir, taşımacılık olabilir, hizmet sektörü olabilir. Ama sonuç itibariyle helal nitelikli bir faaliyet alanına bu yatırımı yaparsa problem yok. İki, yatırım yaptığı bu firma tamam ana faaliyet alanı helaldir ama faizli vesaire bir takım spekülatif işlemlere girmez de bu işi bu şekilde yürütürse işte tam fıkha uygun bir girişim sermayesi ortaklığı yahut da işte yani bugünkü anlamda mudarebe yahut da müşareke ortaklığı hayata geçirilmiş olur. Bunu tarıma uyarlasa olur müzarebe ortaklığı. Bunu bağ, bahçe, meyvecilikle iştigal eden bir yeri finanse etse, örneğin bu girişim sermayesi onu oraya yatırım yapsa, işte bizim klasik fıkıhtaki müsakat dediğimiz ortaklık yöntemi gündeme gelir. Yani kısacası bugün dünyada, bugün gördüğümüz özellikle akıllı telefonlar üzerinden, sosyal medyadan kullandığımız, işte alışverişler yapılan birçok yazılım, teknoloji firması, alet, edevat yapan bu firmaların hemen hemen %99'u bu yöntemlerin bir veya birkaçının bir araya gelmesiyle oluşmuşlar. Yani kısacası şunu demek istiyorum. Bu mudaraba, bu müşareke, müzara, müsakat böyle tarihin tozlu yaprakları arasında kalmış, efendim geçmiş nostaljik bir kavramlar değil. Bugün dünyanın her yerinde, özellikle Amerika'da, İsrail'de, Avrupa'da uygulanan, Almanya'da uygulanan ve başarılı olmuş. Başarılı olmuş ve hatta artık bankaların, yani faizli bankaların bile artık bu alanlara yatırım yaptığı bir sektör haline gelmiş, bir alan haline gelmiş. Bu konuyu inşallah ülkemizde de, artık yavaş yavaş ülkemizde de bunun işaretleri, emareleri var. Mesela son zamanlarda birkaç tane konuyla ilgili uluslararası düzeyde sempozyumlar yapıldı, etkinlikler yapıldı. Bu artık resmi belgelere de yavaş yavaş girmeye başladı. Bunun inşallah ülkemizde de gelişmiş halini, yaygınlaşmış halini ve elinde sermayesi olup da böyle gönül rahatlığıyla yatırım yapacak yer, alan, sektör arayanlara da bu ihtiyacını da karşılayacak bu müesseseleri yakında görürüz diyelim inşallah. İnşallah. Evet. Tabii yani çok önemli aslında. Hani küçük parası veya kendine göre büyüktü de o yani normal standart büyüklüğe göre küçük parası olan için de çok değerlendirmek isteyen insan için de çok güzel bir yatırım yöntemi. Büyük parası büyük fonu olanlar için de çok iyi bir değerlendirme yöntemi. İnşallah. Ha bir de çok güzel bir yere vurguda bulundunuz. Dünyada bugün hani biz burada bu konuyu anlatırken hayal, fantezi, tarihsel bir takım kelimeler, Arapça bir takım şeyler falan kullanarak değil. Yani gerçekten bugün dünyada o dereceye gelmiş ki artık bankalar bunlarla mücadele etmeyi bırakmış. Kendileri de bu işin içine girmişler. Evet. Yani demek ki oraya doğru gidiyor. Bizim de bir an önce dünyadaki 2020 için ayrılmış olan 2 trilyon dolarlık varlık para içinden. Hani 1 milyar doları bize gelirse iyi olur diyen sektör yetkililerinin deyimiyle yani. Ama bizim bu paradan daha büyük bir şey alıp, pay alıp gelsinler burada yatırımlarını yapsınlar. Evet. Bizim insanımız da işte her zaman birçok programda dile getirdik. Dünya altın örgütünün rakamı 3500 ila 5000 ton arası yastık altı altın olduğunu söylüyor. Evet. Bu yani her zaman aynı eki yapıyorum. Benim tahminim bunun çok daha üstünde ama benim tahminim önemli değil. Yani bu bir resmi rakam. Bu paranın %25'i ki bana çok bana göre çok daha fazlası faiz hassasiyetinden dolayı orada duruyorsa işte buraya doğru akarlar. Şimdi burada şöyle bir şey var Ömer Bey. Şu anda hani Akdeniz'de bir takım kavgalar var. İşte Rusya, Avrupa, işte NATO bugünlerde o toplantılar yapılıyor. İşte mesela Venezuela var, ne bileyim yani İran mesela bugün
İşte öbür tarafta Afrika ülkelerine bakıyoruz. Yeraltı zenginlikleri, petrolü, doğalgazı, altını olmasına rağmen bir takım krizler var, kavgalar var, savaşlar var. Şimdi burada şey önemli değil. Yani elde sizin ister yer altında ister yer üstünde. Bir varlığınızın, değerinizin, madeninizin olması o kadar önemli değil. Asıl mesele siz bunu değerlendirebiliyor musunuz? Satabiliyor musunuz? Daha da artı katma değerli olarak bunu kullanabiliyor musunuz? Şimdi ne yapıyor? Bu petrolü, doğalgazı olan ülkeler işte ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyor ki ben bu petrolümü, doğalgazımı nasıl pazarlarım muhataplara, buna ihtiyacı olanlara nasıl pazarlarım da oradan işte para alırım. Hani para alırım. Aynı şekilde elinde yüklü miktarda nakit para olan ülkeler var veya kurumlar var. İşte geçen hafta söyledik mesela Norveç var. Devlet fonları var. Devlet fonları varlık var. Fonu. Varlık 1 fonları trilyon var. 100 milyar dolar. İşte Körfez ülkelerinde bu fonlar. Niye? Çünkü bu petrol satıyorlar, doğalgaz satıyorlar veya başka yollarla varlıklı ülkesinin vatandaşına bu parayı tamam dağıtıyor, maaşını veriyor ama tümünü de harcamak istemiyor. Çünkü ileride lazım olabilir. Gelecek nesillere yatırım yapmak istiyor. Elde para birikmiş. Şimdi bu parayı değerlendirmek istiyor. Yatıracağı bir alan arıyor. Aynı şekilde dediğimiz gibi sigorta şirketleri var. Bireysel emeklilik fonları var bütün dünyada. Yani bildiğimiz normal bizim emekliliğin, sigorta, memur, işçi, emekliliğin dışında hani özel emeklilik fonları var. İnsanlar işte bizde de başladı BES'ler. Para yatırıyorlar. O parayı toplayan bu firmalar, işte devlet kurumlar olsun, özel kurumlar olsun, bunlar bu parayı bir yerlere yatırmak mecburiyetindeler. Yoksa hani petrol olup da petrolün üzerinde oturup da açlıktan ölen ülkeler, insanlar pozisyonuna gelebilir. Ha şimdi tabii, ya para Venezuela var. Venezuela örneği verdiniz. Evet. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Çünkü bu söylediğinizi desteklemek için ek yapmak istedim. Venezuela dünyanın hani Arabistan diyoruz, Norveç diyoruz, petrol diyoruz falan filan ya. En büyük petrol stoğunu bulunduran ülke Venezuela. Evet. En büyük altın stoğunu bulunduran ülke yine Venezuela. Ama, sonuç? Ama krizler, evet niye? Çünkü herkesin gözü orada. Yani var olması yetmiyor. Bunun katma değere dönüşmesi önemli. İşte dolayısıyla yani bu para, elinde para biriktirenler de aynı şekilde. Ülkeler, kurumlar, şirketler, işte dediğimiz hedge fonlar, yok bireysel emeklilik fonları, sigorta şirketleri, varlık fonları bu parayı daha verimli, daha geriye, daha yüksek miktarda geri dönecek alanlarda yatırmak istiyorlar. Bir tarafta da fikri var, projesi var, efendim teorisi var. Ah keşke biraz birisi bir para yatırsa da şey yapsam, buradan şu projemi hayata geçirsem diyen insanlar var. Şimdi işte dolayısıyla bu girişim sermayesi ortaklığı yahut da diğer ortaklık yöntemleri tam buna hitap ediyor. Her iki tarafın da meşru zemindeki ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş sistemler bizim gibi işte genç nesilleri olan ki az önce siz bankalar dediniz. Şimdi bugünkü girişim sermayesi sisteminde veyahut da kitle fonlamasında sermaye talebinde bulunan da genelde gençler. Ve bir takım hayalleri olan, idealleri olan, projeleri olan, böyle yerinde duramayan, hep rüyasında yeni projeler gören ve bunları hayata geçirmek isteyen biraz da maceraperest gençler var. Bu gençler gitse o parayı, o talep ettiği parayı bankadan istese banka içeri bile sokmaz. Mesela bir bankacı bugün, bir bankacıyla konuşuyorduk. Dedi ki, yani Türkiye'deki önde gelen böyle güçlü bankalardan birisinin görevlisi. Dedi ki, bu konuyu tartışıyorduk. Hocam dedi, eğer işte şu meşhur şu cep telefonlarının falan en önemli markası olan bu marka bize gelseydi, deseydi ki benim şöyle şöyle bir projem var, bana işte bir 50 bin lira kredi verir misiniz dese kapıdan içeri almazdık. Ya bu uçuyor, bu kaçkın. Ama bu yolla dedi, şu anda dünyadaki bir numaralı şirketlerde, ilk önde gelen 5 şirketin içinde bu firma. Niye? Bu yöntemle elde etmiş. Yani niye hani bu tür ortaklıklara ihtiyaç var?
bankaların girmediği, bankaların yönelmediği, bankaların güvenmediği yahut da bankaların giremediği, çünkü Basel standardı, muhasebe standardı, Merkez Bankası'nın standardı, yok karşılıklardı, yok bilançoydu, off bilan falan. Ya banka yani elini ayağını bağlıyor sistem, bu faizli sistem bankanın da elini ayağını bağlıyor. Dolayısıyla bu sistem daha rahat hareket etme imkanına fırsat veriyor. Bir de bu girişim sermayesi fonlarının bir yani önemli katkısı da bu tür hani macera perest dedim az önce, bunu bilerek söyledim. Yani insan eğer hayalleri varsa biraz macera perest olacak. Yani kısacası riske atılmayı göze alan bir insan olacak. İşte bunlara mentörlük yapıyor. Bunlara bak kurumsal nasıl çalışır, sistem nasıl olur, işte risk yönetimi nasıl olur, tedbirler nasıl alınır, fazla açılmaz. Bu risk sermayesi şirketlerinin bu anlamda da böyle bir katkıları da oluyor. Bir anlamda bunlara koçluk yapıyor, bunları eğitiyorlar. Dolayısıyla yani hem sermaye desteği, hem bilimsel, kurumsal, müesseseleşme, işte muhasebe, şu, bu anlamında destek veriyor. Ve bu zaten İslam'ın da zaten mudaraba, müşareke, müzara falan filan derken o fıkıh kitaplarındaki o ilgili literatürü bir okusak aynı zaten bunları istiyor taraflardan. Yani taraflar nasıl diyelim ileriye yönelik hayat ortaklığı kuruyorlar yani. Yoldaş oluyorlar. Başımıza bir şey gelirse ikimizin de başına geleceğini bilerek yola çıkıyorlar. Dolayısıyla ister istemez diyen diyor ki bak fazla açılma. Bak şurada yanlış adım atıyorsun. Aman buna dikkat et diyebilecek yetkiyi teorik olarak bu sistem kendi içinde otomatikmen barındırıyor. Dolayısıyla aynı şeyi bugünkü bu sistemde görüyoruz. Ondan dolayı yani şeyin bu faizli finansman sisteminin yavaş yavaş ben artık insanlık bu finansman sisteminin sonuna doğru geldiği kanaatindeyim. Ondan dolayı bankalar da aslında bir açıdan da faizli bankalar için söylüyorum ki maalesef hepsi faizli. Kara kara da düşünüyorlar. Çünkü yeni bir sektör çıktı, yeni bir kurumsallaşma var. Bu yarın bunlar eğer bütün bu daha yüksek meblağlı sermayedarlara bunlar hitap eder de bunlar sermaye bunlar üzerinden akarsa hele bir de bu kripto para meselesi de gündeme gelince acaba biz işsiz mi kalırız, oyun dışı mı kalırız diye de öyle bir düşünce de var. İnşallah oyun dışı da kalırlar diyelim. Evet. Evet. Tabii bu arada demin bir şey yaptınız yani risk almak isteyenler işte macera perestlerine faydalanabileceği şu sayın seyircilerimizin aklına gelebilir. Ya benim 3 kuruş param var. Şimdi gideceğim de bu macera perestlerin işine mi? Hayır. Her türlü ana başlık altında fonlar oluşturulabilir. Risk almak isteyenler, orta risk almak isteyenler, hiç risk almak istemeyenler. Evet. Şimdi mesela bu risk almak isteyenlerin içinde diyelim ki 20 tane şirkete ortak oluyor. Bunların 10 tanesi batıyor. Ama geri kalan 10 tanesi öyle bir değere gidiyor ki risk almak istemeyenin çok kat kat üstünde kazanıyor. Evet. Ama ben bu fanteziye girmek istemiyorum. Evet. Bu yola girmek istemiyorum diye bu fonlarda yani var. Hiç kesmedim sözünüzü çünkü zaten konumuzu neredeyse anlattınız. Evet. Bir tarafta hemen, şey bitti. Evet. Yani ben tabii bir taraftan da yani hem seyrediyorum sizi nasıl hoca olmak böyle bir şey işte. Biz de böyle vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, evet. Sertifikayı da belki dahil evet. olabilir. Bunların üçünün de genel işleyiş prensibi aynı. Aynı. Sizin hemen, anlattığınız girişim sermayesi gibi. Yine evet. ortada bir. Sizin deyiminiz evet. organizatör şirket ki bu gayrimenkul yatırım fonu. Evet. Burada elinde fon sahibi olan vatandaşlar evet. bunlar reel sektöre değil de gayrimenkul sektörüne yatırım evet. yapmak istiyorlar. Bu tarafta da gayrimenkul sektörünün içinde yatırım yapmayı düşünen veya sermayeye ihtiyacı olan. Sermayeye ihtiyacı olan inşaat şirketleri evet. diyebiliriz. Otel olabilir, oteller olabilir, AVM'ler evet. olabilir, hastaneler olabilir, evet. hepsi olabilir yani. Evet. Şehir hastanelerimiz evet. bir örnek olabilir. Bunları bir araya getiren evet. bir sistem. Tabii gayrimenkule yatırım yapmak isteyen insanlar birçok amaçla yatırım yapıyor olabilir. Bir ihtiyacı vardır, oturacaktır. Doğru.
iki yatırım yapmak istiyordur ve gayrimenkulün... Evet. Yani elindeki parayı o yolla faize mi yatırayım, şunu mu yapayım ve bu yolla ben değerlendireyim düşüncesini. Ama diyelim ki 200 bin liralık eve gidip alacak parası yoktur. Elindeki 50 bin lirasını, 5 bin lirasını fark etmez yani ne kadar varsa onu gayrimenkulün değerlenmesinden istifade edebilmek için değerlendirmek isteyen olabilir. Evet. Bankaya gidip taksitle ev almak istemiyorum ben diyenler için gayrimenkul sertifikaları var. Yani yeterince sertifika biriktirdiğiniz zaman o ev sizin olur. Teskil ettiriyorsunuz. Evet. Efendim ya da yeterince sertifika biriktiremediğiniz zaman da onun gelirinden bittiği zaman faydalanma imkanınız olur. Bu kısa girişi yaptıktan sonra zaten girişim sermayesi ve yatırım fonunun ikisinin de yasal altyapısı hazır. Zaten Türkiye'de birçok gayrimenkul yatırım fonu halka açık olanlar için de yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları bunların hepsi var, çalışıyor ama anladığım kadarıyla son dönemde biraz halka mal olmadı yani. Sizin ilginizden mütevellit biraz sektör yetkilileriyle bir araya gelip biraz bilgilenme imkanımız oldu. Biraz ufak tefek pürüzler var. Belki bunlara bir parça. Evet. Ama temel hazır. Evet, yani o pürüzler diğer alanlarda mevcut halka yayılmış olan alanlara göre bu daha az. Çok bu pürüzler daha az. Evet, çok daha az. Rahatlıkla üstesinden gelinebilecek şeyler. Bir kere her şeyden önce 11. kalkınma planında da defalarca bunlardan bahsediliyor olması çok önemli. Muhakkak şey yapalım hocam, siz de uygun görürseniz kitle fonlamasını. O da çok önemli. İnşallah. Türkiye'nin yeni yeni gündemine gelen ama dünyada çok uzun süreden beri olan ve benim anlayabildiğim kadarıyla İslam'a uygun bir sistem. Evet. Evet hocam, gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili ne söyleyebiliriz? Şimdi siz gayrimenkul derken tabii siz finansçısınız. Yıllarca bu işleri yapmışsınız. Siz farklı şey anlıyorsunuz. Ama ben gayrimenkul derken yani vatandaş gidecek bir ev alacak. Başını sokacağı bir yer alacak. Yahut da ya elimde biraz para birikti, işte yarın emekli olacağız, ihtiyarlayacağız, bu mevcut maaşı bir daha alamayız, bu azalacak. E şimdi bu biriktirdiğim parayı faize yatırsam bir türlü, ondan ne olacak belli değil. Zaten haram, haram hassasiyeti varsa, haram hassasiyeti yoksa ya bu yarın değer kaybeder, şu olur, bu olur. En iyisi ikinci bir daire alayım da, bu ikinci daireyi de işte yani kira veririm, o kira geliriyle sabit garantili hiç olmasa risksiz bir getiri elde etmiş olurum düşüncesiyle bu işe girişenler akla geliyor. İlk planda o akla geliyor. Neden? Çünkü küçük sermayesi olanlar böyle. Yahut da tersinden işte eskiden kalfalar vardı. İnşaat yaparlardı. Gider inşaatı alırdı. İşte bir kat, iki kat, üç kat her neyse yapar. O kat sahiplerinden de parasını alır. Yahut da yarı yarıya alır işte arsayı, yarısını arsa sahibine verir, yarısını da kendisi bina yapar, satar parasıyla işte o arsa, o inşaatı finanse etmiş olur vesaire. Fakat artık işler büyüdü. Değişti, şartlar değişti. Bir, artık öyle büyük projeler gayrimenkul açısından öyle büyük projeler yapılmaya başlandı ki onu bir kişinin, iki kişinin finanse etmesi mümkün değil. Bir bankayı bile ona bağlasanız o banka bile finanse edemez. Yani o kadar, mesela işte İstanbul'daki büyük AVM'leri düşünelim. Büyük rezidanslar, işte o siteler vesaire düşünelim. Diyelim ki havaalanı, İstanbul havaalanı işte. Koğuş, şehir hastaneleri dediniz. Yani bunlar uluslararası büyük bankalarla konsorsiyum oluşturuyorlar da o ancak zar zor finanse ediyorlar. Yani bizim Türk bankalarının oluşturduğu konsorsiyum değil. Evet, dikkat. Evet. Dünyanın en büyük bankaları. Dünyanın en büyük bankalarıyla oluşturmuş konsorsiyumlar. Yani ne böyle demek bütün projeler. Dünyanın parasını bir anlamda oraya kanalize ediyorlar da ancak yapılabiliyor. Dolayısıyla yani kısacası gayrimenkul yatırımı dediğimiz zaman yani bizim erken dönemden böyle küçük ev falan inşaat, kolu komşunun işte maaş, emek, şey memur maaşıyla verilen parayla yapılan, alınan gayrimenkul devri tamam yine bazı devam ediyor yani bazı şehirlerde, köylerde vesaire ama artık işler büyüdü, değişti. Burada işte şöyle bir durum ortaya çıktı. Bir, yine zaten burada temel belirleyicilerden birisi
elinde sermayesi olanlar var. Bir. Bu olmadan olmuyor. Yani bir tarafta bir su var. Su olacak. Su olmadan, o su yoksa kanal yapmanın, şunu yapmanın, bunu yapmanın bir anlamı yok. Bir tarafta elinde sermayesi olanlar var. Bu sermayesi olanlar bu parayı yatıracak alan arıyorlar. Bir tarafta da bu sermayeye ihtiyaç duyarak gayrimenkul zemininde iş yapmak isteyenler var diyelim daha genel anlamda. İşte inşaat projeleri var, inşaat firmaları var vesaire. Bir de işte bu her iki tarafın arzularını, arz ve talebi birleştiren, buna aracılık yapan ve tabii bunun da kendi içinde çok farklı farklı zincirleri var kurumsal anlamda. Bu işi yapan kurumlar var. İşte bu kurumlardan birisi gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yatırım ortaklığı fonları diyelim. Yani yine az önce anlattığımız gibi işte bu alanın uzmanı olduğu düşünülen yahut da SPK'nın devlet mevzuatının kendilerinde aradığı belli yetkileri üzerinde taşıyan birkaç kişi bir araya geliyorlar. Bunun hukuksal yapısını oluşturuyorlar. Hedef ne? Biz bu fon aracılığıyla, bu şirket aracılığıyla bu alana yatırım yapmak isteyenlerden fonlarını toplayacağız. Ve toplayacağımız fonları da başka alanlara değil, istisnalar dışında başka alanlara değil, %100 gayrimenkul temelli şeylere, projelere yatırım yapacağız. Ve bu fonları gayrimenkullerde değerlendireceğiz. Ve dolayısıyla para sahiplerine bu gayrimenkullerin işletilmesi sonucunda elde edilen gelirden kar vereceğiz. Peki nasıl bu yapılabiliyor? Para toplanıyor. İşte örneğin az önce dediğimiz gibi bireysel emek şirketleri dedik, hedge fonlar dedik, işte varlık fonları dedik. Yahut da bireysel, kişisel, varlıklı insanlar var. Böyle şey nitelikli yatırımcı denen 1 milyon veya daha üzeri nakit sermayesi olan insanlar var. Bu insanlar da bu paraları topluyor. Diyor ki, tabii toplarken öyle havadan o insan ona para vermiyor. Buna diyor ki bak şöyle bir proje var. O projenin biz konuştuk proje sahibiyle. Şöyle işte bir AVM yapacak, şöyle bir otel yapacak, şöyle bir hastane yapacak, hatta otoban yapacak, otoyol, köprü yapacak, tünel yapacak, havaalanı yapacak. Orada biz fizibilite raporlarını yaptık, biz oraya işte örneğin diyelim ki oraya 50 milyara ihtiyaç var. 50 milyar eğer biz toplarda o inşaatı finanse edersek bunun dönüşü örneğin 100 bin olacak. Dolayısıyla bu insan ha tamam bu projeye yatırım yapabilirsiniz diyor ve fonu topluyor. Bu proje sahibiyle de oturuyor, anlaşıyor. Proje sahibiyle tabii farklı farklı anlaşılabiliyor. Örneğin diyor ki, mesela bir inşaat firması var. İşte site yapıyor. Diyor ki tamam, o inşaat firması da parası yok. Yoksa parası olsa niye buna gelsin? İnşaat firmasına diyor ki tamam biz sana yatırımı yaparız. Ama örneğin bu inşaatın işte %50'si bizimdir. Ha daha inşaat bittikten sonra efendim bunu satacak. Zaten inşaat firması bunu kendi oturmak üzere yapmıyor. Onu satıp paraya çevirecek. Sattığımız zaman elde edilecek gelirin %50'si bizim olacak. %50'si de senin. Dolayısıyla bir, yani fonlarla, topladığı, biriktirdiği fonlarla inşaat yapımına yatırım yapıp bu yapılan inşaat sonucu oluşan binaları, gayrimenkulleri satıp nakde çevirerek sermaye sahiplerine ana para ve getirisini ödemek üzere kurulan bir böyle fonlar var. Bir bu olabiliyor. İki, yahut da mesela bir AVM yapılıyor örneğin. AVM'nin işte o projeyi yapan tarafla bu fon oturuyor, konuşuyor. Diyor ki bu AVM'yi finanse ederiz ama örneğin diyelim ki AVM'nin işte 50'si, 60'ı, %40'ı her neyse veya tümü bizim olacak. Bizim olacak. Yani bu fon tümüyle fona ait olmak üzere bir AVM'yi de finanse edebilir. Tabii. Tümü bizim olacak diyor. Ne yapacağız biz peki tümü bizim olunca? Biz bu AVM bittikten sonra bunu işte ilgili firmalara kira vereceğiz. Bu da kira gelirleriyle fon sahiplerine kira getirisi ödeyeceğiz. Dolayısıyla AVM bitiyor. AVM'yi kiraya veriyor.
artık aydan aya, yıldan yıla kiraları topluyor ve para sahiplerine diyor ki efendim buyurun paranızı. Ama bu da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi aklıma geliyor yani bu parayı gidip bankaya koyup vadeli mevduata her ay sonunda faiz yiyeceğim diye peşinde koşan milyonlarca insan var yani. Ama milyarlarca bilmiyor. İnsan var. Ama bilmiyor işte önünde alternatif yok işte, ama. Buyurun ya. Yahut da, güzel bir şey yahut da tersi. Bu AVM yapan firma tabii, tam tersi, sermaye ihtiyacım var gidip bankadan dileniyor. Bankadan faizle dileniyor. Halbuki bak burada ortaklık söz konusu. Yani bu AVM bitecek, kiraya vereceğiz. Yani riski de, getiriyi de, menfaati de beraber paylaşıyorlar. Dolayısıyla ha şu da var. Ya az önce siz şimdi söyleyince hatırladım. Diyelim ki karşı bir görüş şunu diyebilir. Tamam da ben bankaya parayı yarın istediğim an bankadan çekebilirim. Düğünüm var, şuyum var, buyum var. Çekebilirim. Burada ben şimdi ömür boyu bu AVM'nin kirasına mı bakacağım? Yok. O da hani biliyorum onu diyeceğinizi. İşte bu parayı bu AVM'ye yatırdığı zaman bu adeta hisse senedi gibi buna işte gayrimenkul sertifikası veriyor. Diyor ki bu AVM örneğin 1 milyon hisse ise bu sizin paranız ne buna denk kaç tane 50 bin tane hissesine denk geliyorsa 50 bin hisse sizin. Ha bunun ikincil piyasası da var. Dolayısıyla nakde mi sıkıştın? İkincil piyasa o günkü piyasa değerine göre bu hisse hani buyur sat. Hatta istersen ona da aracılık edeyim ben. Çünkü böyle bir proje olduğu zaman buraya sürekli para getirenler de oluyor. Ne olur bana da bu imkandan yararlandır. Dolayısıyla illa sıfır yeni bir AVM'nin inşaatına gerek yok. Bu AVM'deki inşaattan aynen hani işte 100 katlı bir bina yapıldı. İşte efendim şeyleri sattık, daireleri sattık. Ömür boyu bu daireli aynı adamlar oturmuyor. İki gün sonra birisi nakdi ihtiyacı olur. Satılıktır dediği gibi. Burada da hisselerini satmak istiyorlar, olabiliyorlar. Dolayısıyla yani kısacası aynen bankadan nasıl ki gidip çekip parasını alabiliyorsa burada da bunu hemen nakde çevirme imkanı da var. Zaten bir insan parasını yatırmak isteyen ya neye ihtiyacı olur? Bir, param değerini korusun. İki, param getiri sağlasın. Üç, işte güvenli yerde dursun. Ki bu gayrimenkul yatırım fonları vesaire SPK'nın gözetimi altında işte tabii. Çok çok sıkı kurallar altında yani düzenlenmiş. Üç, bir de istediğim an likit olsun. İstediğim an bunun aklı çevirebileyim. Dolayısıyla bu imkanları bu sistem bunlara veriyor. İşte gayrimenkul yatırım fonlarında bir diğer şeye baktım buyurun. Da özür dilerim hocam. Yani siz de ilgilenmiyormuş buyurun. Gibi olmasın. 26 Ekim haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 194.615 milyar dolar. Of. Yani 195. Ondan sonra döviz niye yükseliyor diyoruz. 195 niye? Milyar dolar. Evet. Bu adamlar Amerika'ya aşık oldukları için falan almıyorlar. Evet. Bunlar bizim paramız enflasyona karşı erimesin diye alıyorlar. Evet. Evet. Fakat burada hem gayrimenkulün değer artışından faydalanmak söz konusu. Hem de onun kira gelirinden rutin olarak belli bir periyotlarda işte ne bileyim aylık olur, 6 aylık olur ne kadar zamanda verir bilmiyorum. Onların kira gelirinden faydalanmak söz konusu. Yani enflasyondan kendimi koruyacağım diye gidip arkasında hiçbir şey olmayan altını, petrolü, hiçbir şey olmayan Arapların petrolünün arkasına almış Amerikan doları mı alırsınız? Gerçekten ben X bir AVM'nin ortağıyım. X bir sitenin ortağıyım. Otelin. X bir otelin ortağıyım. Ya da işte yeni yapılmış olan havalimanının ortağıyım. Evet. Yani çünkü oraya para yatıran adamlar da havalimanını yapmak için yatırmıyorlar. Para kazanmak için tabii, yatırıyorlar. Para mı? Bu adamın kazanacağı parayı sen kazan ya. Sen kazan. Veya tersi. Bunu daha önce de hani konuştuk. Bunu bir de farklı taraftan şöyle bakalım. Şimdi bu sistem mesela devlete veya işte bu büyük firmalara, inşaat firmalarına, özellikle büyük firmalara faize mahkum olmadan fon toplayabilme imkanı da sağlıyor. Yani diyelim ki büyük bir firma, diyelim ki devletten yahut herhangi bir yerden büyük bir inşaatın ihalesini aldı. İşte 10 milyara ihtiyacı var.
bu taahhüdün yerine getirilmesi için. Ne yapıyorlar? Koşuyorlar bankalara. Koşuyorlar yurt içi, yurt dışı, işte sendikasyon kredisi falan filan. Ya halbuki halka işte böyle bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulsa ki onu yapanlar da var yani. Var. Şu anda mesela biz şimdi ismini vermeyelim. Birçok gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Ama maalesef yani bunlar ya böyle bir tuhaf bir şey ki bu firmalar da kendilerini ya halka bir türlü anlatmıyorlar. Ya bunlar da halde şey kapalı devre sanki çalışıyorlar gibi bir hal var. Yani biz bunun uzmanı olduğumuz halde, biz bu işin akademisyenliğini yaptığımız halde bile biz bilmiyoruz bunların bu yöntemle çalıştığını. Çünkü karışık yani kendileri de tam niyetlenmemişler yani bu yola bir şöyle bir koyulalım diye. Dolayısıyla mesela bir otoyol ihalesini aldı bir firma. E ne diyor? Zaten devlet diyor ki bu otoyolu yap, işte bana teslim et, sana işte 10 milyar. Zaten devlet bunu garanti etmiş. E sen bunun hesabı, bu 10 milyarlık ihaleyi alan adam burada en az %30-40 karını düşünüyor yani. Tabii. Yani ben bunu 50 milyona işte şey 5 milyona mal ederim diyor. Benim gerisi de benim karım olsun diye düşünüyor. Ondan sonra bu 5 milyonu gidiyor faizli kredi koşturuyor. Yahu hay mübarek adam. Bunu yapacağına, bu devlet için de geçerli yani. Bunu yapacağına, gidip bankalardan faizli kredi dileneceğine ki o zaman da banka buna dayatıyor. Şunu yapacaksın, teminat mektubu getireceksin, işte sigorta edeceksin. Sigortayı da banka yapıyor. O da bu tür ihalelerin sigortası da başlı başına bir kredi gibi. Hatta sigorta yapmazsa inşaat bile başlayamıyor. Öyle bir şey var. Dolayısıyla yapılacak olan ya bunun bir gayrimenkul yatırım ortaklığı fonu kur. Zaten kanunda, mevzuatta bunun yeri var. Bunu kimlerin kurabileceği her şey açıkça belli. Ondan sonra halka, illa halk derken gariban emekliye demiyorum ben. Ona da de, ona da de. Ama yurt içinde, yurt dışında bu tür sermayesi olup da sermaye yatırım bekleyenlere git. De ki şöyle bir proje var. İşte bu projeyi biz 5 milyona eğer hayata geçirebilirsek zaten sahibi belli 10 milyonu alacağız. Ondan sonra sizin payınıza göre bunu paylaştırayım de. Yani şu faizli mantıktan bu şekilde çok rahatlıkla kurtulur. Hele bunu devletin yaptığını varsayalım. Devletin yaptığını, devletin köprüyü, efendim havaalanını, efendim işte tren yollarını, efendim tünelleri, işte inşaatı, şey hastaneleri, barajları, metroyu. Ya düşünsenize ne dediniz? 130 mil... Tekrar 130... bakalım yanlış bir rakam vermeyeyim. 195 olması lazım. 195 mi dediniz? Tabii 194.615 işte düz rakam 195 milyar dolar. Milyar dolar bak vatandaş buna yatırım yapmış ve bunlar birçoğu ölü duruyor. Hiçbir şey mi hocam? Duruyor. Ya şimdi ey vatandaş. Ha, hiçbir şey yaramıyor değil yani kendi açısından bir şey yaramıyor. Kendi vatandaş yani. Açısından bir şey yaramıyor. Çünkü zaten faiz alacağım diyorsanız Amerikan dolarının faizi belli. Yani, evet. Dese ki ey vatandaş bak şöyle bir projemiz var. Bu projede aynı şekilde bunun işte sertifika haline getirip bunu arz etse ve vatandaş da orada bankada o parayı tutana kadar ya hiç getirisi olmasa bile ya ben devlet, kendi devletimin, kendi ülkemin, kendi projesini, kendi sermayemle ben bunu hayata geçiriyorum düşüncesiyle bile buna yatırım yapılabilir. Buradan bu proje hayata geçmesi için yurt dışından, yurt içinden efendim bir takım tefecilerden kredi alıp da onu üstte devlet şimdi ne diyor? Efendim garantili yapıldı şunlar, 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 şunlar. Bak işte para babaları şöyle şöyle besleniyor. Şu kadar garanti veriliyor. Halbuki biz bunu içeride yapabilsek bütün bunlar bu söylentilerde olmayacak. Aynı zamanda da vatandaş kendi projesine kendisi sahip çıkacak. Benim projem diyecek. Dolayısıyla yani bu gayrimenkul yatırım fonu meselesi sadece fonlarını gayrimenkulde değerlendirmek isteyen yahut da gayrimenkul projelerine yatırım yapan müteahhitler, şirketler vesaire bunlara yönelik değil. Hem parasını dünyadaki bütün piyasalarda, özellikle de Türkiye ülke içinde değerlendirmek isteyen vatandaş için önemli bir yeni bir enstrüman, yeni bir alternatif ve özellikle kamu için finansman zemini oluşturma bakımından çok önemli bir enstrüman. Ama halen daha henüz bunu
tam olarak verimli bir şekilde hayata geçiremedik. Hocam burada çok önemli bir mevzu var. Demin birazcık şey yaptınız, değindiniz. Yani ikinci el piyasa dediğimiz. Evet. Yani evet. Birinci el dediğimiz zaman ilk defa bu iş yapılırken gidip evet. Paraya yatıranlar birinci elden, birinci evet. El piyasadan alıyor. Fakat ikinci piyasa dediğimiz bu alınıp satılması lazım. Evet. Şimdi bankada X bir vatandaşın 3-5 lira bir parası varsa bunu istediği zaman gidip alma hakkına sahip. Yani evet. Birazcık da fazlaysa yarın çekeceğim deyip bir gün önceden evet. Haber vererek evet. Yarın alır yani en kötü şartta. Evet. Ama burada şöyle bir endişe oluyor. Hastalık var, sağlık var, tatil var, evet. Çocuğumu evlendireceğim. Evet. Canım seyahate çıkmak isteyebilir, araba almak isteyebilirim. Neyse bir şeye ihtiyacım olabilir. Ben nasıl çekeceğim bu parayı? İşte bizim evet. Ülkemizdeki problem ikinci el piyasalar sıkıntılı. Yani bu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka açık olanları var. Şimdi baktığınız zaman gayrimenkul fiyatları ülkemizde örnek vermek için söylüyorum. %100 çıkıyor. 100 liralık bir daire 200 lira oluyor. Gayrimenkul yatırım ortaklığı 100 lirayken 110 lira oluyor. Hmm. Çünkü baştan kurgusu yanlış. Evet. Baştan içine aldıkları gayrimenkullerin gerekli müsaadeleri alınmamış, gerekli evet. izinli imar izni alınmamış, iskanı alınmamış, bilmem nesi alınmamış. Bu sefer de halk diyor ki ya, evet. Ne uğraşacağım ben kardeşim, elin adamıyla. İşte bunlara evet. Güzel bir takım yasal tedbirler getirirse, evet, Allah nasip ederse bizim sizinle oluşturduğumuz listede sermaye piyasalarında evet. Bir başlık halinde evet. Alacağız. Çünkü gerçekten bunun ikinci elinin olması lazım. Evet. Ben bugün devletim de bir şey yapıyor olsa, X bir müteahhit, güvendiğimiz bir müteahhit de bir şey yapıyor olsa, bir hastane yani hastane, özel hastaneler niye kuruluyor? Evet. Halk hizmeti evet. için kurulmuyor evet. Yani. Adam evet. Para kazanmak için tabii. Kuruyor. Tabii. Tamam işte ben de onun kazandığı evet. Paraya ortak olmak evet. istiyorum. Ben de ortak. Gitsem, o da kazansın, ben de kazanayım. Ama ikinci elde evet. Bunu ben alıp satamıyorsam evet. Veyahut da alıp satarken amiyane bir tamirle bir kumpasın içine düştüysem yani bütün her şey %100 gitti, benimki %10 gittiyse evet. Falan gibi şeyler hiç oluyorsa o zaman yapmak istemiyor insanlar. Parasını korumak için gidiyor. İşte dövize sarılıyor. İktisatta, finansta hani en önemli şey güven. Tabii. Güven de nedir? Hukuki zeminle ve şeffaflıkla sağlanabilir. Yahut da bir de tabii finans hani sistemi cam fanus içindeki bir şeye benzetilir. Küçük bir şey, küçük bir taş o fanusu kırar, her şey dağılabilir. Onun için bu konu tabii bahsettiğiniz konu çok hassas. Yani hani para kuş gibidir, her an kaçabilir. Kaçar. Bu da kaçar, haklı olarak kaçar. Haklı o tehdit edici, en küçük bir tehdit algısı hemen onu uzaklaştırır, içine doğru çekilir. Dolayısıyla bunu bu finansal piyasalar genel anlamda, özel anlamda da bu alanda da çok sıkı tedbirlerin alınması lazım. Mesela bu anlamda şöyle bir şey var. Örneğin bir gayrimenkul sertifikaları diye bir uygulama vardı. Hatta bir örnek çıktı, uygulandı ama o da tam başarılı olamadı maalesef. Bahsettiğiniz türden bir takım şeyler orada da söz konusu oldu. Yani şöyle söyleyeyim. İşte bir firma büyük bir yine şey sitenin ihalesini alıyor, anlaşmalar yapıyor. Örneğin diyelim ki bunun hadi kazmanın vurulması için bir yıllık bir süre tanınıyor buna. Bir yıl boyunca bir türlü finansmanı sağlayamıyor, kimse kredi vermiyor, yapmıyor. Ondan sonra biz bunu gayrimenkul yatırım ortaklığı fonuyla yapalım, halka arz ederek yapalım. Zaten seni adam yerine koymamışlar. Onun için sen gelmişsin bu tarafa. Yani kredin olsaydı, kredibiliten olsaydı, itibarın olsaydı sana faizle kredi vereceklerdi. Olmadığı için şimdi dönüyorsun, halka dönüyorsun ve halka dönüldü ve halktan toplandı. Daha sonra maalesef örneğin o sertifikalar, işte sertifika başı diyelim ki 35 liradan alındıysa daha sonra hemen kısa sürede o düştü 20 liraya. Halbuki daha yükselmesi lazım inşaat sona doğru yaklaştıkça. Sertifikaların yükselmesi lazım. Böyle bir durum. Az önce dediğiniz gibi şeffaflık olmadığı için. Fakat şöyle de bir şey de var. Yani bunlar aslında bir anlamda tecrübe edinerek, denenerek de o tedbirler de yavaş yavaş oluşturuluyor. Mesela bu gayrimenkul sertifikaları ile ilgili yönetmelikte şöyle bir şey vardı. İşte bununla ilgili ben şimdi ismini vermeyeyim çünkü bu bazı reklam falan durumu gündeme gelebilir.
işte devletin bir kurumu var. Yine bu gayrimenkullerle ilgili bir kurum var. Örneğin bu gayrimenkul sertifikası ihracı yoluyla işte bir siteyi, bir gayrimenkulu finanse edecek firma, X herhangi bir firma, bu devletin bu kurumuyla ortaklık kuruyor. Bir ortaklık demeyelim, bir anlamda anlaşma yapıyor. Yani mecburen devlet bunu zorluyor. Bir anlamda bu devletin kurumu kefil pozisyonunda oluyor. Devletin kurumu buna diyor ki, tamam, gayrimenkul sertifikası ihraç et. Her sertifika senin yapacağın toplam inşaatın, örneğin diyelim ki bir desimetresine denk gelecek diyor. Bir desimetresine. Ha onu da hangi katın desimetresi, ona kadar da indirgemiş. Tabii, tabii, detaylandırmış. Hangi kat, güney mi, kuzey mi, zemin mi, en üst kat mı, ona göre de adını koymuş. Yani ona göre numarasını vermiş. Dolayısıyla diyor ki bu paralar, devletin kurumu, kefil olan kurum, diyor ki bu paralar benim hesabımda toplanacak. Sen örneğin bu inşaatı %10 ilerlediğin zaman ben sana bu paradan %10 hak ediş vereceğim. Hak ediş, evet. %20 vereceğim. %30 örneğin %70'ini proje bitirinceye kadar ancak alabilirsin. Projeyi bitirirsin, teslim edersin, ondan sonra gerisini sana tamamen veririm. Dolayısıyla bana diyor ki, vatandaşa diyor ki, ey vatandaş, bak ben devletin X kurumu olarak ben bu firmanın, inşaat firmasının kefiliyim. Bak bu inşaat firması benim aracılığımla, benim üzerimden, benim garantörlüğümde gayrimenkul sertifikası ihraç etti. Sen yatır ona, bu da bu gayrimenkulü hayata geçirecek. Dolayısıyla parayı yatırdığın zaman bu gayrimenkulün projedeki işte ne kadar para yatırdığın zaman o kadar desimetrelik, metrekarelik sertifikasına sahip olacaksın. Eğer istiyorsan, onu da söylüyor, istiyorsan bu sertifikaları biriktir. Örneğin diyelim ki işte 500 bin sertifika biriktirirsen filan kattaki filan daire o kadar sertifikaya diyor. Filan kat filan daire o kadar. 500 bin sertifikayı biriktirdin mi? Olur ya, hani şu anda paran yok. Sen de peyderpey biriktiriyorsun. Biriktirdiğin an o daireyi senin adına tescil ettireceğim. Ben de kefilim diyor. Tescil ettireceğim. İnşaat bitti mi anahtarını teslim alacaksın. Yani taksitle ödeme yöntemiyle daire de satın alabiliyorsun. Oldu mu? Yok. Oldu mu size bankadan faizli kredi almanın evet. Ve onunla ev almanın evet. Faizsiz alternatifi. Size 100 liraya mal evet. olacak daireyi bankadan krediyle aldığınız zaman vade sonunda belki 150-200 liraya evet. mal olacak evet. yere siz 100 liraya girdiniz. Evet. Aradaki evet. gayrimenkulün değer artışından dolayı aldıkça... Ama arkada kalan paranız da değer kazanıyor. Evet. Tabii. Yani ilk girdiğiniz tabii. 10 liraya yatırdınız. Her ay 10 liraya yatıracaksınız. İlk girdiğiniz 10 liraya değer kazanıyor. Sonraki taksinizin artması da sizin aleyhinize evet. bir şey değil. Evet. Gayrimenkul fiyatları evet. artıyorsa. Evet. Yani. Yani dolayısıyla şu var. Diyelim ki bir daire 500 bin sertifika ediyordu. Ama benim param yetmedi. 450 yaptım. İyi. Zaten yine o kuralı koymuş. Kuralı şöyle koymuş. İnşaat firmasına diyor ki inşaatı bitirdi. Adına tescil edenler etti zaten. Ha etmeyenler, canı istemedi yahut o kadar yani bir dairelik diyelim sertifika biriktiremedi. O zaman tescil edilmemiş o kalan daireleri hemen işte şu kadar süre içerisinde efendim piyasaya arz edeceksin. Ve piyasadan bunu halka arz yolu noter huzurunda satımını yapacaksın. Ve onun topladığın parayı da o sertifika sahiplerine dağıtacaksın. Dağıtmazsan seni şöyle şöyle cezalandırırım diyor. Hatta işte teminat tutuyor kendisi. O teminatı ben sertifika sahiplerine veririm diyor. Yani bunun tamam bir takım eksiklikler olabilir. Bir takım yanlış uygulamalarda olmuş olabilir. Gözden kaçan noktalarda olmuş olabilir. Fakat teorik olarak çok mükemmel. Bu çok rahatlıkla en ücra kasabaya kadar kasaba ölçeğinde, işte şehir ölçeğinde, bölge ölçeğinde, ülke ölçeğinde bu rahatlıkla hayata geçirilebilir. Ben nitekim aslında mesela ben işte Anadolu'ya falan gidiyorum. Ben bakıyorum aslında adamlar yani bu adını bilmiyor. Adını böyle koymamışlar ama aslında uyguluyorlar da. Hatta kara düzen uyguluyorlar. Hatta çok riskli şekilde uyguluyorlar. Çünkü bu mevzuata tabi olmadan el yordamıyla uyguluyorlar. Halbuki bu mevzuatı daha da geliştirip, daha da halka yayıp işte inşaat firmalarına vesaire bu çok rahatlıkla uygulanabilecek bir sistem. Peki bunu hoca az önce sen girişim sermayesini
fıkhi zemini nedir diye hani anlattık. Peki bunun fıkhi zemini nedir diye düşündüğümüz zaman aslında aynı durum. Aynısıdır. Aynı durum söz konusu oluyor. Yani gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Bu fonları topluyor. Fon sahipleri adına bu gayrimenkul yatırım ortaklığı bir vekil, organizatör. Ha bunlara sertifika satıyor. Sertifika satıyor. Bu fonu buraya yatıranlar da kendi arasında ortak oluyorlar. Sermaye ortaklığı. Yani 100 kişi bir araya gelmiş, bir havuza para koymuş. Bir tane diyelim görevli tutmuşlar. Bu görevliye diyorlar ki bizim paramızı şuraya, şuraya, şuralara yatırım yap. İşte kazandığımızda bize paylaştır demeye benziyor. Ha bu fon gayrimenkulü, gayrimenkul yatırım ortaklığına, şirketine, inşaat firmasına para yatırdığı zaman ne yapmış oluyor? Eğer tüm bu inşaatı, binayı, AVM'yi az önce örnekte kendisi yaptırıyorsa zaten buranın sahibi oluyor. Tüm sahibi oluyor. Ve bu inşaat bittikten sonra eğer ya tümünü bir anda elden çıkarır satarsa yahut da taksitle satarsa parayı alıyor zaten sahiplerine dağıtıyor. Ama yok AVM'ye verirse zaten bu AVM bu AVM'yi bitirdi kiraya verirse yahut da rezidansları gayrimenkulleri bitirdi kira yöntemiyle buradan efendim gelir sağlamayı düşünürse bu binalar bu fon sahiplerinin binaları olmuş oluyor. Asıl sahipleri bu fon sahipleri ama fon sahipleri düşün ki milyon kişi toplanmış paralar. Hangi biri gelecekte bununla ilgilenecek hesabını, kitabını, kirasını soracak? Gayrimenkul yatırım ortaklığı bunlar adına bu efendim AVM'nin, bu otelin kira işlerini takip eden ve bu işi sürdüren firma, kurum pozisyonda oluyor. Ha bunun yarısına yatırım yapılmışsa o zaman burada yarı yarıya ortaklık oluyor. Sermaye ortaklığı oluyor. Yani şeydeki bugünkü bildiğimiz ortaklık yöntemlerinden çok farklı efendim alternatifler gündeme gelebiliyor. Ama zemin olarak fıkhi, hukuki zemin olarak eğer bu yatırılan paralarla kurulan bu gayrimenkuller satılıyorsa zaten problem yok. Satılmıyor da kiraya veriliyorsa, burada gayrimeşru bir takım işler yapan kişilere, firmalara, şunlara, bunlara kiraya verilmiyorsa elde edilen gelirler de zaten helaldir, bir problem yoktur. Yani fıkhi anlamda başka bu konuda bilmiyorum daha söylenebilecek akılda veya aklınızda kalan soru olabilecek nokta var mı? Yani netice itibariyle faizsiz sistemin alternatifi yoktur. Var mıymış, yok muymuş? İşte iki haftadır ortaya koyduk. Kanuni altyapısıyla, dünya uygulamalarıyla. Evet. İslam fıkhına uygunluğuyla her şeyle evet. Var işte. Buyurun yani niçin yapılmasın ki bunlar? Dediğiniz gibi 195 milyar dolar bankada kendini korumak için duran paranın siz 95 milyarına talip olduğunuz varsayalım yani. Evet. 100 milyarı yine dursun çok evet. istiyoruz. Onlar zaten sonra koşa koşa evet. bu sistemin içine gelirler ama 50 milyar dolarına evet. 20 milyar doların olsun hadi neyse yani bir şey evet. yapılsa bir görse halk işte varlık fonunun altında da bunlar rahatlıkla kurulup halkla evet. devlet ortaklaşa işte bu varlık işleri fonu, yapabilir yani. Ya mesela şöyle şunu da söyleyelim illa burada bu fonlar sıfırdan bir inşaat için söz konusu da olmayabilir. Yani örneğin diyelim ki bugün devletin yaptığı işte bir diyelim ki bir hastane var. Bu hastane artık kendisi bir gelir getirmeye başlıyor. Hadi hastaneyi demeyelim, daha somut örnek verelim. Havaalanı diyelim. Hani hastane bazen hastada bedava işte yapılıyor. Devletin sosyal devlet düşüncesi temelinde bu işler yapılıyor. Tamam güzel onlar. Havaalanı diyelim. Havaalanının bir getirisi var. Hatta sürekli gelişiyor. İnşallah daha da gelişir. Daha da güzel getiriler elde edilir. Şimdi bu varsayalım ki havaalanının değeri, piyasa değerini biçtirdiler ilgili uzmanlara. Diyelim ki 5 milyarlık bir havaalanı. Ha, yıllık ne kadar gelir elde ediyor? İşte diyelim 10 milyon. Ey vatandaş, ey yatırımcılar, ben bu havaalanının %20'sini gayrimenkul ya burası. Hizmeti de beraber içinde. %20'sini size açıyorum. Sertifika haline getirdim. Her kim ne kadar sertifika yatırırsa, para yatırırsa bu %20'lik dilimin sertifikası oranında sahibi olacak. Dolayısıyla buradan bu havaalanı elde edeceği gelirin %20'sini size sertifikalarınız oranında paylaşacağım dediğini varsayalım. Ha vatandaş da buraya %20'sini satın aldığını varsayalım. Oldu bir elde nakit bir birikti.
Onu da siz ikinci bir havalanı yapabilirsiniz. İkinci bir yolu yapabilirsiniz. Yahut işte hastaneyle ikinci hastaneyi yapabilirsiniz. Onu da aynı yöntemlerle. Yani vatandaşın elinde, cebinde, yastık altında yahut da bankada, o bankadaki paraların da bir kısmı işte yurt dışında başka projeler varsa oraya akıyor. Oraya akacağına kendi ülkenin içerisinde kendi yağınla kendin kavrulmuş olursun. Ve bu da herkesi mutlu eder. Evet, orada tabii siz anlatırken hemen benim aklıma bir olumsuzluk geldi. Programımız bitmiş bu arada. Havalimanının içinde free shoplar var ya, onlar ne olacak onu bilemedim bir anda. Hani kira getirir. Onları katmazsınız şey o oranın içine. Evet, onları katmazsınız. Evet. Evet. Yani gerçekten bu sistemler inşallah yani böyle pamuklar içinde beslenmesi, bakılması gereken evet. sistemler bunlar. Yani evet. vatandaşın bir an önce devlet açısından söylemiyorum yani iş insanları tarafından, müteahhitler tarafından tabii. bir an önce şu elindeki parayı alayım da vatandaşı tokatlayayım mantığı değil de o da kazansın, evet. ben de kazanayım. Hani yani meşhur win-win, kazan-kazan şeklinde. Evet. Peki hocam... Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Teşekkür ederiz. Peki, müsaadenizle evet. bitiriyorum. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programdan, yeni bir konudan tekrar karşınızda olmak umuduyla iyi haftalar diliyoruz.